Güncelde bugünün konu Ankasam Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Emre Bey. Teşekkür ediyorum. Evet, dış politikada yine hareketli bir haftayı geride bıraktık. Evet. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile bu F-35 tartışması, F-35 programından Lockheed Martin firması artık Türkiye'den parçalanmayacağını açıkladı. Bununla ilgili gelişmeler var, değerlendirmeler var. Ne oluyor, ne bitiyor? Bu bir haftayı nasıl okudunuz? Yani Batı cephesinde aslında değişen çok bir şey yok Emre Bey. Bakıldığında yani eğer tek bir kelimeyle ifade edeceksek Türk-Amerikan ilişkileri ya da ABD merkezli Türk-Batı ilişkilerine bakıldığında kriz. Ve bu bir süredir de efendime söyleyeyim devam edecek gibi görünüyor. Nedenle gelince bu sorun konjonktürel değil. Yani anlaşılmayan husus belki de bu. Burada yapısal bir mevzu var. Bu yapısal mevzuda sadece Türk-Amerikan ilişkileri ya da Türk dış politikası eksenli değil, doğrudan doğruya uluslararası sistemin yeniden inşa süreci ve burada aktörlerin ve haliyle Türkiye'nin yerini almasıyla ilgili. Ve bu inşa sürecinde haliyle aktörler arasında bir takım çıkar farkları, uyuşmazlıklar kaçınılmaz hale geliyor ki burada mevzu hele hele Türk-Amerikan ilişkileri olunca ve Amerika gibi iddialı küresel sistemde tek aktörlüğe oynayan bir ülke olunca burada Türkiye gibi ülkelerin işi zorluyor. Zira Amerika ve Türkiye ilişkilerine bakıldığında orada Amerika açısından bir takım şeylerin kabulü ya da Amerika'nın iknası işte kolay olmuyor. Şimdi bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut tutumu, refleksi, her bir şeyi son işte 50-60 yıllık bu 1947'deki Truman doktrinuyla başlayan ama öncesi itibariyle aslında 44 itibariyle kendisini gösteren, sonrasında da NATO ile birlikte zirve yapan, Soğuk Savaş'ta büyük ölçüde ilişkileri işbirliği bağlamında koruyan hususun devam ettirilmesi ve buna yönelik Amerika'nın Türkiye'den daha önceki olduğu gibi beklentiler noktasında çok ciddi bir hayal kırıklığına uğramamak istemesi. Bu Amerika'nın bakışı. Oysa Türkiye şunu söylüyor, 60'lardan itibaren biliyorsunuz rahmetli İnönü ile birlikte gündeme gelmişti. Yani eğer siz bu Johnson mektubu kriziyle özdeşleşen hadise, eğer siz mevcut tavrınızı devam ettirirseniz ya da bize meydan okumaya kalkarsanız ya da bizi tehdit etmeye kalkarsanız o zaman biz kurulan yeni bir dünyada yerimizi alırız diyordu. Bu aslında daha 60'lı yıllarda deklar edilen bir husus. Ve bugün bakıldığında da Amerika Birleşik Devletleri işte az önce girişte ifade ettim. Bu yeni kurulan sistemde Türkiye'ye kendisine göre bir rol vermek istiyor ama Türkiye bu rolü kabullenmiyor. Dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkilerinde en temelde bir tanım ve isim sorunu var. Bunu hep burada söylüyoruz. Ve Amerika buna göre Türk dış politikasını, Türkiye'nin tercihlerini, Türkiye'deki sistem dahil olmak üzere her bir şeyi kendisi belirlemek ve dizayn etmek istiyor. Ama bu mümkün değil. Yani 2000'lerden itibaren, hatta 90'lı yılların özellikle ikinci yarısı itibariyle farklı bir sürecin başladığı Türkiye'de bunun hayata geçirilebilmesi Amerika açısından mümkün değil. Denedi çünkü, deniyor. Ve her biri de farklı krizler ve bu anlamda Türk-Amerikan ilişkilerinde daha da kopmayla neticeleniyor. Şimdi işte S-400'ler bağlamında, F-35'ler bağlamında ki son gelişmelere baktığımızda bu hadiseler aslında bu yapısal bağlamdaki sorunu daha da derinleştirici ve belki de bunun adını koyucu bir rol oynuyor. Ve dikkatinizi çekmiştir. Mesela S-400'ler bağlamında Amerika ilk önce dedi ki alamazsınız, almayacaksınız. Şimdi diyor ki tamam aldınız ama kurmayacaksınız. Onları monte etmeyeceksiniz. Bunları bu halde tutacaksınız. Şimdi Amerika'nın her geçen gün Türkiye'nin kararlılığı karşısında böyle bir geri adım atması söz konusu. Tabi buradaki soru işareti şu. Amerika nereye kadar geri adım atacak? Yani onun sonuçta en kırmızı, yani büyük kırmızı çizgisi S-400'lerin
faal hale gelmesiyle birlikte Türkiye'nin artık kontrol edilebilirliğinin çok daha zor olması. Yani Türkiye'nin i̇şte caydırıcılık bugün... gücünün artmasıyla birlikte artık Amerika açısından Türkiye'ye dönük bir takım somut tehditlerin hayata geçirilebilmesi çok mümkün olmayacak. Ve bu da Amerika'nın özellikle Suriye'deki politikalarını ve son dönemde hız kazanan Doğu Akdeniz merkezli Kıbrıs dahil buradaki politikalarında belki tekrar bir takım geri adım atmaları veya belki çok daha ileri gitmek suretiyle bir takım sıcak çatışmaları gündeme getirecek. Graham'ın bahsettiği evet, Amerikalı onu senatörü. Onu söyleyecektim ben de. Evet. Çünkü bugün kamuoyuna yansıyan bilgilerden birisi. O da önemli. Bu S-400'ü faal hale getirmeme yönünde Trump'ın görüşünü aktardığı belirtiliyordu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na. Bu da yaptırımları uygulamayı engelleyecek bir adım olarak görülüyor. Nasıl yorumluyorsunuz? Yani işte Amerika son noktaya kadar Türkiye'yi kaybetmemeye yönelik bir politika izleyeceği ile ilgili mesajlar veriyor. Diyor ki siz bunu hayata geçirmediğiniz sürece tamam evet bir takım krizler yaşanıldı. Ama diyor artık bunu bir yerde donduralım, bırakalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Hatta kaldığımız yerin ötesine geçelim diyor. Şimdi yaptırımları bir kenara koymanın ötesinde işte serbest ticaret bölgesi bağlamında Türkiye ile bir serbest ticaret anlaşması yapmak suretiyle Türkiye'ye burada havuç uzatıyor. Bir taraftan sopa var ama havucu da işte kazan kazan politikası çerçevesinde koymaya çalışıyor. Orada da aslında somut bir şey söylemiyor. Yani bununla ilgili müzakerelere başlayabiliriz diyor. Amerika zaten bunu hep yapar. Konuşuruz, ederiz, bakarız. Sonuç yok. Yani Münbiç noktasında da biliyorsunuz Amerika sözler vermişti. Sonrasında bunu çözeceğiz demişti. Sonuç halen orada varlığını devam ettiren bir terör yapısı var ve Türkiye'nin de o konudaki kararlılığı devam ediyor. Fırat'ın doğusu gibi. O yüzden yani Graham'ın evet bu çıkışı belki bir iyi niyet göstergesi olarak kendisini gösterebilir. Ve bu bağlamda da hem kendi iç kamuoyuna hem Türk kamuoyuna hem de daha genel anlamda uluslararası kamuoyuna bir mesaj niteliği taşıyabilir. Ama şunu da unutmamak lazım. Türkiye'nin izlediği politikalar Amerika'yı fazlasıyla düşünmeye ve daha fazla dikkatli adım atmaya zorluyor. Peki ne olur? Yani şu ana kadar göründüğü kadarıyla Türkiye bundan vazgeçebilecek noktada değil. Çünkü söyledim, sorun konjonktürel değil, yapısal. Türk-Amerikan ilişkileriyle Amerika'nın hedefleri ve Türkiye'nin hedefleri bağlamındaki oradaki çıkar farklılıkları ve bu bağlamda Türkiye'nin tehdit algısıyla ilgili. Amerika bunları bertaraf edeceğine yönelik ya da bunları gündeminden kaldıracağına yönelik bir mesaj vermiyor ki. Bunların sonucunda ortaya çıkan bir krizi ortadan kaldırmaya yönelik. Bu kriz biter, daha başka bir kriz başlayabilir. Türkiye'nin ifade etmeye çalıştığı husus bu. Daha önce de işte bir takım krizler yaşadık. İşte 1 Mart oldu, çuval oldu, şu oldu, bu oldu. Ama bir türlü bitmiyor. Neden? Çünkü 11 Eylül'le birlikte Amerika'nın bir gündemi var. Ve bu gündemde Türkiye farklı bir yere sahip. Ve bu farklılık da Türkiye'yi rahatsız ediyor. Türkiye açısından tehditleri ve güvenlik sorunlarını ve dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkilerinde ciddi anlamda bir güven sorununu gündeme getiren bir hadise. Ama diğer taraftan Amerika'da tam anlamıyla Türkiye'den vazgeçemiyor. Yani bir taraftan bir takım hedefleri var. Bunun Türkiye boyutuyla yarattığı rahatsızlıkları görüyor. Ve Türkiye'nin buna vereceği farklı tepkiler sonucunda belki Türk-Amerikan ilişkilerinde ciddi bir kopma olabileceğini de öngörüyor. Ama bütün bunlara rağmen de Amerika geri adım atmıyor. Türkiye'nin geri adım atmasını bekliyor. İşte o yüzden bir kez daha söylüyorum. Yani burada geri adım atması gereken Türkiye değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut politikaları Türkiye'yi bir politika değişikliğine itmiş vaziyette. Ve bu
Türk dış politikasında Türk-Amerikan ilişkileri itibariyle de yapısal boyutta bir takım sonuçlar doğuracak nitelikte. Bu önemli bir husus yani. Yapısal nitelikte bir takım sonuçlar o zaman Türkiye ve ABD'yi farklı bir yerlere konumlandırır ve burada Türk-Amerikan ilişkileri için artık daha farklı sıfatlar ya da daha farklı isimler kullanılmaya başlanır. Ondan dolayı Amerika son dakikaya kadar Türkiye'yi kaybetmemek için ve daha da ötesi Türkiye'yi karşısına almamak için bir takım formüller kendi içerisinde geliştirmeye çalışıyor. Yani işte topu karşılıklı birbirlerine atıyorlar ama sonuçta ortadaki mevzu net. Yani çok ısrar ederlerse, çok giderlerse Türkiye'nin vereceği cevap ortada. Burada şu soruyu sormak gerekiyor o zaman. Şimdi birkaç konu var aslında bu ilişkilerde. Sadece bu mevzu değil. Yani S-400, F-35'in yanı sıra en çok tartışılması gereken başlıklardan bir diğeri de Suriye politikası. Şimdi biz hatırlarsanız geçen hafta programdayken son dakika gelişmeleri gelmişti. Sıcağı sıcağına yorumlamıştık. O gergin süreçte Jeffrey'in Türkiye'ye geleceği bilgisi paylaşılmıştı ve geldi. Türkiye'de temaslarda bulundu. Ayrı düşündüğümüz şeyler var deniyor ama diyalog sürdürülecek gibi bir tablo çıktı. Şimdi orada sürdürülen iyi diyalog buradaki gerilimi çözmeye yardımcı olur mu? Bir, ikincisi oradaki diyaloğu nasıl yorumluyorsunuz? Diyalog ya da La Fontaine'den masallar ya da Sam amcadan masallar, hikayeler yani bakıldığında bunu uzun zamandır bize anlatıyorlar. Yani bizim tabirimizle ninni söylemeye kalkıyorlar ama yani bizi uyutmaları mümkün değil. Zaten Türkiye her defasında diyor ki tamam kardeşim bunları hep söylüyorsunuz. Peki sonuç? Sonuç yine işte başlıyorlar müzakere şöyleydi böyleydi ninnilere işte Sam amca masallarına tekrar kaldıkları yerden devam ediyorlar. Bu bir yere kadar devam edebilir. İşte Münbiç noktasında Türkiye Afrin sonrası adım atmaya hazırlanırken Tillerson devreye girdi bir önceki Dışişleri Bakanı. Hemen orada krizi dondurdu. James Jeffrey de bir süredir Türkiye'nin Suriye'nin doğusu noktasındaki bu kararlı mesajları karşısında Türkiye'yi frenlemeye çalışıyor. James Jeffrey buraya geliyor. CENTCOM komutanı McKenzie de gidiyor. Oradaki teröristlerle konuşuyor. Biz de buna şu biz de bu durum için şu ifadeyi kullanırlar. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Anlatabildim mi? Yani o yüzden bir yandan bizi sakinleştirmeye, kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan da o PYD'li, YPG'li teröristleri rahat olun, işte biz canınızdayız mesajını vermeye çalışıyorlar. Şimdi bakıldığında Amerika'nın bu denge politikasını ya da her iki tarafı tatmin etmeye, kontrol etmeye ya da sakinleştirmeye yönelik politikası çok uzun süre devam etmez. Artı Türkiye güvenli bölge noktasında artık çok daha net mesajlar veriyor. Yani bu güvenli bölge politikası Amerika'nın ve Türkiye'nin aynı bahsettiği güvenli politika anlamına gelmiyor. Yani Türkiye'nin güvenli politika anlayışı ile Amerika'nınki birbirinden farklı. O yüzden bir kere buradan bile sorun başlıyor. Biz bu programda hep söyledik, dedik ki değil 40, değil 16, 101. kilometre bile olsa eğer orada bir terörist devlet inşa etmeye çalışıyorlarsa, bir lejyoner devlet inşa etmeye çalışıyorlarsa bu Türkiye'nin kırmızı çizgisidir. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, diğer yetkililer de söyledi. Bu Türkiye'nin güneyindeki terör koridorunun bir parçası olur. Başlı başına kendisi değil. Suriye ayağı olur. Uygun bir fırsat bulduklarında Irak ayağını tekrar gündeme getirirler ki zaten bununla ilgili mesajlar da veriyorlar. Daha öte giderler. Türkiye'yi kuşatmaya yönelik bu politikayı sürdürürler. Sonra büyük projeler gündeme gelir. Hangileri gelir? İşte bu bölgede bir Bob Kürdistan'ı kurduktan sonra hadi bakalım Büyük Ermenistan'ı konuşalım derler. Bunun arkası böyle. Sonra Megola'yı daha bir kez daha gündeme gelir. Sonra bizi bir kez daha o bahsettikleri sever var ya, oraya birçok kimse bunu sendrom diye şey yapıyor. Sendrom değil. Yani Türkiye ile, Türklerle Batı arasında bir
şark sorunu var. Şark sorununun nihai hedefi belli ve bu sorun devam ediyor. Bitmiş değil. Yarım kalmış hesaplaşmalar var. Adamlar bu hesaplaşmayı unutmuş değil. Önümüze koyup duruyorlar. O yüzden işte Suriye'deki mevzuda bu büyük projelerde, Büyük İsrail Projesi'ne, her ne kadar adı Büyük Orta Doğu Projesi olsa da, Büyük İsrail Projesi'ne tekabül ediyor. Bu mega projeler karşısında bir takım gafiller de var, buna hizmet ediyor. Diyelim ki bölgede siz kurdunuz, Bob Kürdistan'ını. Hiç mi sizin kafanız basmıyor, çalışmıyor? Oturun şöyle bir bakın bakalım, size vaat ettikleri topraklarla, Yahudilerin kendilerine vaat edilmiş topraklar olarak gördükleri topraklar ne kadar iç içe, ne kadar ayrı. Veya Büyük Ermenistan dedikleri şöyle bir sınırlara bakın bakayım. İskenderun Limanı'na kadar geliyor. Doğu Anadolu'yu, Güneydoğu'yu içlerini alıyor. Karadeniz bağlantılı, Akdeniz'e çıkışı var. Şimdi o zaman orada soracaksın, Kürdistan nerede? Büyük Kürdistan. Ya da Bob Kürdistan'ı nerede? Şimdi bunu zaten bizim normal vatandaşımız biliyor. Yani onlara da çünkü uzun zamandır bu masallar okunuyor. Ve onlara bir takım yersiz ve geleceği olmayan vaatler veriliyor. Ya o zaman Büyük İsrail olmayacak, ya Büyük Ermenistan olmayacak, ya da bu olmayacak. Şimdi Amerika İsrail'den vazgeçer mi Büyük İsrail projesinden? Trump'ın kendisi bile geri adım atmak zorunda kaldı. Hatırlayın, Suriye'den çekileceğiz dedi. Evet. Ne oldu? Tarih bile verdi biliyorsunuz. Şu vakte kadar çekileceğiz dedi. Sonra işte papatya falı şu an yapıyorlar. Çekileceğiz, çekilmeyeceğiz, çekileceğiz, çekilmeyeceğiz. Nereye kadar? Yani Amerika'nın kendisi bile burada başlı başına bağımsız bir iradeye sahip değilken dış politikada ve burada Amerika bile bir anlamda büyük bir taşeron olarak görev yaparken, bu küçük taşeronlar, şimdi inşa edilmeye çalışan küçük taşeronların oturup binlerce kez düşünmesi lazım. Sykes-Picot'u efendim biz tarihin çöplüğüne atıyoruz. Yok canım. Sykes-Picot'un kendisi coğrafyayı böyle parçalayan, onlarca devlete bölmeye çalışan ama sonrasında da işte bugüne kadar başarısız devlet diye adlandırılıp tekrar bölünmeye çalışılan bir sürece hizmet etti. Yani eğer sen Sykes-Picot'u tarihin çöplüğüne atmak istiyorsan, o zaman coğrafyayla birleşeceksin, coğrafyayla birlikte hareket edeceksin. Yani Türkiye ile birlikte hareket edeceksin örneğin. Ama diğer türlü kalkıp ben bölüneceğim, işte ayrı bir devlet kuracağım, şöyle böyle yapacağım dersen, işte o zaman Sykes-Picot'u değil çöplüğe atmak, Sykes-Picot çöplüğünün içinde yerini alırsın. Onun bir parçası olursun. Anlatabildim mi? Birçok şey, kavramlar da burada iç içe girmiş, yani karışmış vaziyette ve burada bu kafa karışıklığı üzerinden, efendime söyleyeyim, işte James Jeffrey geliyor, hikayesini anlatıyor bize. Mackenzie gidiyor, onlara hikayesini anlatıyor. Sonrası sınıra işte oturuyorlar, kullanacakları. Çünkü coğrafyada başka kullanabilecekleri çok ucuz kan yok. Diyor ki, biz bulduk kanı diyor. Ne kanı? Tırnak içerisinde işte bölgedeki Kürt kanı diyorlar ama o da doğru değil. Yani bakıldığında eğer öyleyse o zaman sayıları 100.000'i bulan güvenlik korucularımızı nereye koyacaksınız? Bu devletle birlikte mücadele eden, şehit olan Kürt kardeşlerimizi nereye koyacaksınız? Anlatabiliyor muyum? Ama emperyalizm böyle bir şey. Yani alıyor oradan 3-5 kişiyi, dışarıdan da bir yan adam katmak suretiyle ki çoğu bunların psikopat, manyak. Yani bunlara IŞİD dediler, şu dediler, bu dediler. Şimdi onları aktarıyorlar PYD, YPG içerisine, silahlandırıyorlar. Sınırda Türkiye'ye işte karşı kullanmak için bazen rakamlar 60.000 olarak ifade ediliyor. Bazen rakamlar 110.000'e kadar çıkıyor. Şimdi şöyle düşünün. Diyelim ki 110.000 rakamı doğru. Farz edelim bu iddia. 110.000 terörist. Ve eğitiliyor ve silahlandırılıyor ve baya baya da sofistike silahlar var. Esad rejimi bunlara dokunabiliyor mu? Dokunamıyor.
Esad'ın elindeki güç ve bunların silah yapısı bu terör örgütü kadar kuvvetli mi? Bilemiyorum. Eğer yani Esad %30'luk topraklarını kurtaramıyorsa, Rusya'nın desteğine, İran'ın desteğine rağmen bunu yapamıyorsa, demek ki karşısında bir şey var. Şimdi adamlar sonuçta kafaya şunu koymuş vaziyette. Yani Amerika. Ben burada bir kullanışlı bir kendime yapı, örgüt buldum. Ve bunu bölgeyi istikrarsızlaştırmada sonuna kadar da kullanacağım. Ve bunu sadece Türkiye'ye karşı değil, İran'a karşı, bölgedeki işte bir takım rejimlere ya da devletlere karşı da kullanabilirim diyor. Bundan daha ucuz lejyoner bulamaz. Anlatabildim mi? Peki. O yüzden yani buna inananların yüzlerce, binlerce kez düşünmesi gerekiyor. Bir ara verelim. Tabii. Buradan devam edeceğiz. Bir tarafta Rusya ile ilişkileri birkaç cümle konuşmakta fayda var. Sonra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri. Evet. Bunu Kıbrıs'tan bağlayacağız. Çünkü yine bu konuştuğumuz aktörler bu sürecin içerisinde. Yunanistan'dan böyle... Evet, oradan geçiş yapacağız. Değil mi? İngiltere'ye böyle, doğru devam edeceğiz. İşbirliği mesajları, evet. Çağrılar var. Evet. Bir ara vereceğiz ama sonrasında hepsi. Güncele kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii bu sınırdaki gelişmeleri yorumladığınızda bir sonraki adım ve Rusya ile ilişkiler konusu da gündeme geliyor. İdlib'de bir hareketli süreç var. Yakın zamanda bir operasyon yapabileceği belirtiliyor Türkiye'nin bölgede. Fırat'ın doğusunda aslında uzun zamandır terör koridoru konusunda uyarıları var. Bir tarafta tabii Rusya ile ilişkileri de burada değerlendirmek lazım. Ne diyorsunuz? Birincisi, İdlib'de ben bir kriz beklemiyorum. Yani bu böylesi bir kriz Türk-Rus ilişkilerinin sonu olur. Yani Rusya'nın intihar etmesiyle eşdeğerdir. Yani bilin ki eğer İdlib'de Türkiye ve Rusya karşı karşıya geldiyse, o zaman artık farklı bir dünyadan bahsetmeye başlıyoruz demektir. Türk-Rus ilişkileri, Türk-Amerikan ilişkileri şu bu tekrardan oturulur. Yeni bir değerlendirmeye tabi tutulur. Ben Rusya'nın böylesine hatırlamak için de aptalca bir hareket edeceği kanaatinde değilim. Nitekim mesela Rusya'dan bazı işte kuyruğu dik tutma yönünde bazı Rus siyasetçiler, işte bürokratlar açıklamalar yapsa da en temelde işte Putin ve etrafındakiler hayır yok. Yani bizim kontrolümüzde, bilgimizde veya işte karşılıklı olarak iki taraf olarak zaten biz burada Türkiye'nin zorluklarını da göz önünde bulunduraraktan bu süreci, krizi zaten birlikte yürütüyoruz, halledeceğiz gibi ifadelerle bunu geçiştiriyorlar. Şimdi olası bir operasyon Fırat'ın doğusuna, evet. Ama belki önce Münbiç. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. İşte Fransız hava savunma sistemlerinin sınıra yerleştirilmesiyle ilgili Fransa'dan gelen bir takım işte teklifler ve bunları yerleştirecek gibi hususlar da var ama buradaki tabii en temelde belirleyici olan S-400'ler. S-400'ler yerleşmeden bilemiyorum yani gerçekten bir şey olur mu? Türkiye açısından bir operasyon olur mu? Emin değilim. Ama Fransız hava savunma sistemleri orada devreye girerse o zaman Türkiye çok daha farklı olasılıkları da göz önünde bulunduruyor demektir. Ve bu sefer de akla, yani düne kadar işte hep rakip olarak gündeme gelen Türkiye-Fransa ilişkilerine, ki biz bu programda söyledik, Kıbrıs'ta aslında bakıldığında öyle göründüğü gibi değil. Türkiye-Fransa ilişkileri aslında daha yakın ya da birbirini anlamaya ve desteklemeye daha yakın demiştik. Hatırlayın. Evet. Bu Almanya ve Avrupa Birliği kapsamında da Kıbrıs'la ilgili yaptığımız değerlendirmelerde bunu söylemiştik. Çünkü nihayetinde Fransa'da, Almanya'da ya da Avrupa Birliği'nin kendisi de Akdeniz'in bir Amerikan iç sahil gölü olmasına müsaade etmez. En temelde de Fransa. Çünkü Akdeniz'e kıyısı olan o. Onun için mevcut konjonktür Türkiye'ye bir manevra kabiliyeti sağlıyor ve sağlamaya da devam edecek. Fransa ve Türkiye'nin burada birlikteliği tabii ki önemli.
Biraz sonra konuşacağız belki İngiltere bağlamında. Evet, onu da değerlendireceğiz. Burada Türkiye açısından Amerika ile olan bu krizi atlatmada belki önemli bir şey de imkanı da sunacak. Ama bugün itibariyle bakıldığında Türkiye açısından Fırat'ın doğusu her an bir operasyona gebe. Yani bu çok net. Çünkü süreç, zaman Türkiye'nin aleyhine işliyor. İşte az önce konuştuk ilk turda, reklam öncesi. Eğer maksimum o 110 bin rakam mı doğruysa bu ciddi bir yapı. Ha, Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında ve Türkiye karşısında efendime söyleyeyim bunlar çok bir anlam ifade eder mi? Yani direkt kestirmeden evet ifade etmez diyebiliriz ama diğer taraftan da 80'li yıllardan itibaren PKK ile olan PKK terör örgütüyle olan mücadele de ortada. Orada da 3-5 çapulcu diye başladık biliyorsunuz. 3-5 terörist dedik. İşte orada da bir takım rakamlar verildi. Ama sonuçta o rakamlar hiç değişmedi. Yani ondan dolayı mevzuya sadece biz işte bir terör örgütü ve içerisindeki işte binler olarak bakmıyoruz, bakmamamız gerekir. Arkasındaki o gücün varlığı ve devam eden politikası oldukça önemli. Tamam Türkiye girer işte değil 60, 70, 80, 110, 210 bin bile olsa ama öyle değil. Yani mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'nin doğu, yani kendi sınırlar içerisinde ve Irak'ın kuzeyinde yaptığı operasyonları hep biliyoruz. Sonuç, yani geldiğimiz noktada ama şunu başardık. Mesela 25 Eylül'de bir referandum yaptı, orada bir devlet kurmaya çalıştı. Türkiye, Irak, İran dedi ki bunu kurdurmayız. Yani buna müsaade etmeyiz. Geri adım attı. Ama iptal değil. Yine uygun zamanı bekliyor. Ve yine orada bir Amerika var, İsrail var. Artık İran çok kuvvetli orada. Ve zaman aleyhimize işledi. Engellenemediği için. Suriye'de de benzer durum var. Yani bir kere Türkiye, zaman Türkiye'nin aleyhine işliyor. Belki ilk 24 Ağustos 2016'da Türkiye o başlattığı operasyon süreçlerini genişleterek devam etseydi, belki çok daha farklı bir pozisyonumuz olurdu. Aynen Kıbrıs'ta olduğu gibi. İlk barış harekatında Türkiye oradaki hedeflerine varabilmiş olsaydı, ikinciye gerek olmayacak ve belki böyle bir durum olmayacaktı. Anlatabildim mi? O 24 Ağustos 2016'da başlatılan süreçte eğer devam ettirilebilseydi, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı işte hepsini hatırlıyoruz. Ya da Afrin sonrası bir takım hemen gelişmeler olsaydı, belki Türkiye Fırat'ın doğusunu bu kadar geniş kapsamlı ya da Fırat'ın doğusunda kendisine yönelik bu kadar geniş kapsamlı bir tehdit oluşumu olmayacaktı. Onun için Türkiye'nin bu Amerika'nın zaman kazanmaya yönelik politikalarını nereye kadar göğüsleyebileceği ya da nereye kadar evet diyeceği sorusu bence oldukça önemli. Çünkü artık Türkiye açıklamalara bakıldığında hem Sayın Dışişleri Bakanı hem Sayın Savunma Bakanı'nın açıklamalarına bakıldığında artık daha fazla biz buna müsaade etmeyeceğiz türünden kendisini gösteriyor. Evet. Tabii biraz aslında Avrupa Birliği ile ilişkileri burada değerlendirmek gerekecek bundan sonraki süreçte. Çünkü Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları, Türkiye'nin faaliyetleri, Avrupa Birliği'nin yaptırım adımları, Türkiye'nin de bu konuda geri kabul anlaşması ile ilgili askıya aldık değerlendirmesi. Diğer taraftan ekonomiste yer alan bir değerlendirme artık Avrupa Birliği'nin elinde Türkiye'ye karşı ne yeterli havuç, ne de yeterli sopası var değerlendirmesi. Gerilimin devam ettiği bir alan burası da. Kıbrıs'tan yola çıkarak bu süreçleri nasıl yorumluyorsunuz? Tabii. Yani bakıldığında Kıbrıs'ta Avrupa Birliği bağlamında Avrupa Birliği'nin çıplak olduğu görüldü. Kral çıplak hadisesi var ya. Yunanistan ve Rum kesimi Avrupa Birliği'ne güvenerekten bir takım çıkışlar yaptı. Ve şu an Miçotakis diğerleri ne diyor? Ya işte biz Türkiye'den işte çok daha büyük işte işbirliği yönünde adım bekliyoruz. Adama sorarlar kardeşim. Türkiye en başından beri zaten işbirliği gel konuşalım
birlikte şu işi halledelim diye zaten seni diplomasi masasına çağıran hep Türkiye. Ama buna karşılık işte Avrupa Birliği'ni şunu bunu arkana alarak Türkiye'ye meydan okumaya çalışan kimdi? Kendileri. Türkiye'de bunu gördü. Peki dedi, arttırıyorum dedi. Avrupa Birliği devam edemedi. Nefesi oraya kadar. Çünkü ondan sonraki hamlenin ne olacağını biliyor ve Avrupa buna hazır değil. Bunu yapabilecek Avrupa'da ortak bir irade de yok. Batı'da da ortak bir irade yok çünkü bölünmüş vaziyette. Yani hangi Avrupa sorusu bugün çok daha ciddi anlamda sorulan bir soru. Onun için şimdi önce Yunanistan dikkatinizi çekmiştir. Böyle uzlaşı şu bu mesajları vermeye çalışıyor. Ve bu derginin yaptığı açıklamaya da baktığınızda aslında elinde ne havuç ne sopa. Yani bu bir aziyet. Yani çünkü artık sunduğu havucun da çok bir anlamı yok, karşılığı yok Türkiye'de. Çünkü Avrupa Birliği'nin kendisi cazibesini yitirdi. Avrupa Birliği'nin kendisi düne kadar bir değerler bütünüydü. Avrupa Birliği bu değerleriyle savaşıyor. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobia. Ve oraya bakıldığında zaten biz orada yokuz. Bizim medeniyetimiz yok. Türk-İslam medeniyeti yok. Türk ve Müslümanlar yok orada bakıldığında. Sen orada kendini göremiyorsun bir kere. Bir diğeri Avrupa'nın güya güçlü bir ekonomisi vardı. Şimdi 2008'de test edildi ki aslında o da abartıldığı kadar değil. Orada güçlü olan bir iki ekonomi var. Başta Almanya olmak üzere. Diğerleri hikaye. Fransa'sı, İtalya'sı, şusu, busu. Portekiz'i, İspanya'sı, Yunanistan'ı iflas noktasına geldi biliyorsunuz. Diğerleri zar zor götürüyor. O yüzden ekonomik anlamda da çok bir şey olmadığı görüldü. Yine hep burada söylüyoruz, Arap Baharı ile birlikte Avrupa'nın komşuluk politikasının aslında koskoca bir hikaye olduğu, içinin bomboş olduğu ve nitekim daha ilk dalgada dağıldığı, iflas ettiği görüldü Avrupa komşuluk politikası ve bugün Avrupa o korktuğu kabusu yaşadı ve daha büyük kabustan korkuyor. Bu göç hareketleri, mülteciler. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Adamlar ellerinde bulabildikleri çantalarıyla, eşyalarıyla yönünü çevirmişler. Yallah. Bütün yollar Avrupa'ya çıkıyor, Roma'ya çıkıyor, ne bileyim Berlin'e çıkıyor. Ki hepsinin hedefi de hatırlayın ağırlıklı olarak Almanya'ydı. Bu tabii başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa'yı derinden etkiledi. Ki Brexit'te de önemli bir rol oynadı biliyorsunuz. Evet. İngiltere'nin önemli gerekçelerinden biri de Brexit'teki İngiliz kamuoyunun bu korkuydu. O yüzden Avrupa'nın bir kere havucu zaten anlamını yitirmiş vaziyette. Oturup Türkiye'yi ikna edebilmesi mümkün değil. Düne kadar belki 2004'lerde, 2005'lerde Avrupa'nın eline geçmiş olan bir fırsat vardı. Ciddi bir orada havuç rolü oynuyordu. Ama şimdi o havucu değil, 10 tane havucu uzatsa Türkiye'ye gülüp geçiyor. Çünkü kendisine ayrı olmayan bir Avrupa Birliği var. Ve Avrupa Birliği'nin ne olduğu da orada görüldü. Samimi değil. Oturdu Rum kesimini aldı. Ama Türkiye'yi yine kapı dışarı. Diğerlerini aldı ama Türkiye'yi yine kapı dışarı. O yüzden artık Türkiye açısından Avrupa Birliği defteri kapandı. Bakın bunu hep burada söyledik biz. Söylüyoruz. Türkiye'nin zaten bunu kabul etmesi de mümkün değil dedik. Bakın Avrupa Birliği kabul etse bile hele hele şu noktadan sonra Türkiye'nin kabul etmesi mümkün değil. Ondan dolayı Türkiye'nin Avrupa ile ilişkileri artık daha farklı ve tek bir Avrupa değil. Almanya'sıyla farklı, Fransa'sıyla farklı, İngiltere'siyle farklı. Çünkü Avrupa Birliği diye bir şey yok karşısında. Ve sopaya gelince hangi sopayı sağlayacak? Türkiye sadece askıyı aldık dedi, adamlar yelkenleri indirdi. Türkiye'nin elindeki havuç ve sopa Avrupa Birliği'nden eğer Avrupa Birliği olarak bahsediyorsak daha fazla, daha kuvvetli. Çünkü Avrupa Birliği'nde tek bir irade yok bakın. Geleceği belli olmayan bir örgüt. Geleceği belli olmayan, yıkılmaya mahkum aslında bana sorarsanız. O anlamda da ciddi anlamda sorgulanan bir yapı. Ve şu an Amerika'yla da diğerleriyle de sorunlu bir örgüt konumunda. Onun için Türkiye rahat. Ve aslında da ekonomist yanılmıyorsam. Evet, evet. Çok doğru bir tespit yapmış. Geç bir tespit. Biz bu tespiti aylar, yıllar öncesinde yaptık. Burada da
söyledik, söylüyoruz. Yani Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı kullanabileceği hiçbir enstrüman adam akıllı kalmadı. Çünkü Avrupa Birliği'nin kendisi de hem krizlere gidiyor, hem dağılmaya gidiyor, büyük bir aziyet içerisinde. Orada yapacağı şey, Türkiye ile kriz, çatışma değil, Türkiye ile daha güçlü bir işbirliği. Bu da Avrupa Birliği bağlamında değil. Avrupa Birliği içerisindeki belli başlı bazı ülkeler. Türkiye açısından Yunanistan çok ciddi bir muhatap değil. Ben size söyleyeyim. Peki Yunanistan demişken oradan gelen hafif ılımlı açıklamaları nasıl yorumluyorsunuz? Yani çok bir anlamı yok. Ona ne derlerse ona göre hareket ediyor. Ve bir de gördüğü şey şu. Şimdi öyle bir politika izledi ki Yunanistan, aklı sıra, yani Avrupa'nın da burada tabii suçu, günahı çok. Ona destek verirken belki biraz orantısız destek verdi ya da bir takım vaatler verildi. Ama Türkiye orada sıkı durunca önce Avrupa Birliği geri adım attı. Yunanistan döndü baktı arkasında Avrupa Birliği yok. Bu Hoca Nasreddin'i söylüyoruz ya, Emir Timur hadisesi. Hoca Nasreddin'i Emir Timur'a gönderiyorlar bu filler için. Bakıyor arkasında hiç kimse yok. Emir Timur'dan daha fazla fil talep ediyor. Şimdi Yunanistan'da eğer biraz aklı varsa oturur Avrupa Birliği'ne güvenerekten politika geliştirmeye çalışmaz. Çünkü Avrupa'nın kendine hayrı yok. Yani diyelim ki Ege'den geçti mülteciler. Geçti. Yunanistan bunu ne kadar engelleyebilecek? Yunanistan doğrudan kapıyı açar. Bırakın yüzsünler, bırakın yürüsünler. Anlatabildim mi? Ne yapacak Yunanistan? Yunanistan'ın zaten kendisinin bir yanı sorunu var. Yunanistan bence burada dersini biraz aldı. Şimdi kuyruğu dik tutmaya çalışıyor ya. Türkiye ile arayı düzeltmeye çalışıyor. Türkiye'nin şartları belli. Eğer ona uygun şekilde adım atarsa eyvallah. Türkiye zaten tamam gelsin buyurun konuşalım görüşelim diyor. Ama diğer türlü burada Yunanistan şart koyacak. Efendime söyleyeyim kendi istediği şekilde diplomasi masasında bir takım kurallar üzerinden bir süreci belirleyecek konumda değil. Şartsız, şartsız gelecek, oturacak Türkiye ile daha güçlü, derin bir işbirliğine bakacak. Böyle giderse zaten Yunan kamuoyu da kırmızı kartı gösterir. Peki, bir diğer ve son başlığımız bugün Boris Johnson. Boris Johnson, İngiltere'nin yeni başbakanı. Bu Brexit süreci Theresa May'in başbakanlık dönemini sona erdirdi. Ve daha radikal açıklamalarıyla tanıdığımız bir isim başa geldi şu anda. Tabii dünya bunu pek çok açıdan tartışıyor. Popülist politikacıların sayısındaki artış olarak değerlendiren var. Brexit süreci ne olacak diyen var. 31 Ekim'de her şartta çıkacağım görüşü var. Trump'a benzerliğiyle konuşan var. Çan kırılığı olmasıyla konuşan var. Pek çok başlığı da konuşuluyor Boris Johnson ama siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bu aslındayken bir arkadaş diyordu ki I want but I can't. İstiyorum ama yapamıyorum. İngiltere Brexit'ten çıkmak istiyor. Bu üçüncü başbakan değil mi? Daha öncekiler de bir türlü Brexit'i beceremedi. Bu becereceğim diyor bakalım. Neden? Çünkü Amerika bu Brexit'le, İngiltere bu Brexit'le bir mesaj vermeye çalıştı. Dedi ki ben kendi yol haritamı çizmek istiyorum. Ama Amerika bu yol haritasını çok tasvip etmişe benzemiyor. Bakın istediği gibi çekilemiyor, istediği gibi ayrılamıyor. Bir takım gerekçeler sunuyorlar ama sonuçta orada bir takım bu en başta konuştuğumuz Türk-Amerikan ilişkileri için geçerli olan yapısal nedenler Anglo-Sakson ittifakı için de geçerli. ABD-İngiltere ilişkileri açısından ve ABD merkezli Avrupa Birliği ile Batı ile olan ilişkiler açısından da geçerli. Dolayısıyla İngiltere'nin orada Amerika tarafından İngiltere'ye yüklenen bir rol vardı ve bu rolü kafasına göre reddedebilme ya da kendine göre bir yön belirleyebilme kapasitesine sahip değil. Ondan dolayı Brexit mevzu bence burada bir ciddi anlamda hem Amerika ile İngiltere arasındaki ilişkilerde hem de Avrupa ile ilişkilerde sorun olmaya devam edecek. Çünkü Amerika'nın beklentisi görebildiğimiz kadarıyla Avrupa'yı bir şekilde kontrol altında tutabilmek ya da
Almanya'yı dengeleyebilmek, eğer Avrupa Birliği devam edecekse, Avrupa Birliği devam etmeyecekse o zaman daha farklı bir denge politikasını izler. Ama şu an Avrupa Birliği içerisinde Almanya'yı yalnız başına bırakmak istemiyor Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla eğer burada bir Brexit gerçekleşirse bu İngiltere'nin sadece Avrupa Birliği'nden değil, Anglo-Sakson ittifakından çıkış anlamına da gelen bir Brexit olur. Bir diğer husus, burada bakıldığında bu liderin Türk kökenli olması, İngiltere'nin dış politikasında Türkiye'ye dönük önümüzdeki süreçte daha fazla ağırlık vereceğiyle de ilgili değerlendirilebilir. Yani son yıllara bakıldığında Türkiye-İngiltere arasındaki ilişkiler çok daha güçlü ve derin ve sessiz bir şekilde ilerliyor. Bu öyle görünüyor ki Boris'le birlikte, Boris Johnson'la birlikte bu daha da ivme kazanacak. Ondan dolayı şöyle düşünün, Türk-Amerikan ilişkileri kime denk geldi böyle model ortaklık? Barack, Hüseyin, Obama. Değil mi? Hüseyin. Onun için işte develer, koyunlar, değil mi? Kurban kesilmişti. Şimdi benzeri coşku içerisinde olanlar da var. Önümüzdeki günlerde konuşuruz. Yani burada Boris Johnson'ın seçilmesi önümüzdeki süreçte Türkiye, İngiltere ve belki daha geniş anlamda belki ABD, İngiltere, Türkiye arasındaki ilişkilerde İngiltere merkezli bir arayışın sonucu olarak da değerlendirilebilir. Peki. Çok teşekkür ediyoruz size katkılarınız için. Önümüzdeki hafta yine konuşacağız bunları sizinle. Ancak günceli bugün noktalıyoruz. Pazartesi saat 16'da biz yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.